Ben 43 yaşındayım. O büyük kabuklardan bir tanesi çatıdan düşüyor. Benim buram ayrılıyor. Ve ben o dönem hani çok acı hissettim ama doktora gittiğimi hatırlamıyorum. Hep küçüktü ama yüzüme göre burnum çok büyüktü. Sonrasında işte hep bir estetik olmak istedim. Hep bir hevesim vardı. Sonra Samsun'a bir gün gittiğimde orada bir Bafra Devlet Hastanesi'nde bir doktor diyeyim ama tanımıyorum. Adını dahi bilmiyorum. Ya dedi işte burun estetiği falan yapıyormuş. Kimseye sormadım. Ve ücretsiz oluyor ya devlet hastanelerinde. Dürüst olayım. Onun için de yani. Burnum kocaman ama burun üstüm kırılmadı. Törpü yapacağız dediler ve 2 gün içinde ben şuradan buraya kadar simsiyah oldum. Şöyle ve her geçen gün morluk göğsüme kadar indi. Anlamda yan. O kadar kötü ki. Çok mutsuzum. Doktora geri gittim. Dedim bu burun çok yan. Yani inanın sizin gördüğünüzden çok daha yandı. Dedi ki ben şu an buna dokunamam. Üzerinden 1 yıl geçmesi gerekiyor. Ve ben 1 yıl o yan burunla önceki büyüktü ama en azından yan değildi. Yani öyle bir yıl geçirdim. Adamı sordum. Kimse beni kabul etmedi. Hani ikinci bir ellenmiş bir burunu kabul etmediler. Konuşmaya başladım. Bu şekil konuşmaya başladıktan sonra artık ben şeyi fark ettim. Yani sağ tarafımı kullanmıyorum ve kaslarımın zayıfladığını hissettim. Düz duramıyorum. Böyle duruyorum. Yani sanki bu duruş benim omzuma bile yansıdığını hissettim artık. Yani o kadar ki şeyim ki bu durumdan. Sonra ben hep korkar oldum aslında. Sizinle tanışmama vesile olan bütün insanlara diyorum artık hep duacıyım böyle. Varlığınızdan haberdar olmak çok güzel. Yani iyi ki bu sosyal medyalar var. İyi ki bu hani reklam kaynakları var ki hani sizin gibi değerli hocalarla biz denk düşebiliyoruz. Tamamen size olan güvenimle geldim. Sonrasında şu an çok mutluyum. Şu an o kadar daha iyi bir görünümdeyim ki çok mutluyum. Yani iyi ki Fatih Hoca diyorsunuz. İyi ki denk düşmüşüm diyorsunuz. Ne kadar izlenirse bir o kadar eleştiri alıyorum. Yani kendi burnuna bakmıyor. Yani insanlar aşağı da çekmeye başlıyor. Hani şimdi dedim bir kulak burun boğaz doktorumuza götürdüm. Allah var kendisi de benim için çok değerli bir insandır. Tabii ki asıl alanı kulak burun boğaz olduğu için hani sonradan burun estetiğini olduğu için muhakkak ki sizinle mukayese edilemez. Tecrübedir işte belki donanım alanında. Doğru bir burun cildin yırtılabilir. İşte kıkırda kalmak gerekiyor. Ankara'da bir doktora gider misin? Yok dedim ben gidersem. Zaten İstanbul'a giderim dedim. Yani Fatih Hoca'ya giderim. Bildiğim, hani güvendiğim bir insana. Cemile dedi acaba hiç ellemesen mi burnunu? Hiç yapmasan mı? Yani süreci hani hızlandırmak istedim. Dediğim gibi hatta siz de biliyorsunuz işte hiç sorgulamadım bile. Ben dedim ki size Fatih Hocam ne kadar sonuç alabilirim? Siz dediniz ki işte %100 belki olmaz çünkü çok zor bir burun. %80, %90 ben tabii havalara uçtum çünkü %30'luk sonuç bile benim için olağanüstüyken %1500. Yani Fatih Hocam iyi bir hekim diye aklımdayken şimdi diyorum ki herhalde olağanüstü güçleri var. Yani öyle bir sonuç aldım. Hani bu görüntüde. Alınan sonucun kimse farkında olmayabilir. İnanılmaz bir sonuç aldım. Şu an ödemli olmasına rağmen ben çok mutluyum. Hakikaten çok mutluyum. Ben 43 yaşındayım. 4-5 yaşlarındaydım. Ben sebebini ona bağlıyor olabilirim. Bilmiyorum. Bunu da sizden sonra ben artık geriye dönük sorguladım. 4-5 yaşlarındayım ve Samsun'un sahil kenarında bir kasabada, bir mahallede, bir evde. Köy gibi, evi gibi düşünün. Deniz kenarında olduğu için böyle abim kabuklar, deniz kabukları, büyük kabuklar olur. Böyle kulağımıza koyar dinleriz. Onlardan toplamış, evin çatısına koymuş. Ben de çocuğum bahçede dolanıyorum. O büyük kabuklardan bir tanesi çatıdan düşüyor. Benim buram ayrılıyor. Ve ben o dönem hani çok acı hissettim ama doktora gittiğimi hatırlamıyorum. Yani buradan kaç yıl öncesi dediğim gibi hani 43 yaşındayım ve ben küçücüğüm. Acaba o mudur diye bilmiyorum ama hani ona da bağlıyorum. Tabii zaman içerisinde biz büyüyoruz, ediyoruz. Bizimle beraber burun büyüyor. Ve benim her zaman hep zayıf bir kadındım. Şu an altın dönemim belki bu kiloya sahip olmam. Hep küçüktüm, yüzüm hep küçüktü ama yüzüme göre burnum çok büyüktü. Sonrasında işte hep bir estetik olmak istedim. Hep bir hevesim vardı. Ama niyeyse böyle bir algı var. Olamaz. Hani ne gereği var? Ya da işte artık kaç yaşına gelmişsin? Bu saatten sonra ne yapacaksın? Hani hep istiyorum ama olmuyor. İşte evleniyorsun ya da bambaşka sorunlar yaşıyorsun. Hep öteleniyorsunuz. Ama benim içimde çünkü güzellik olgusu demeyeyim de hani bakımlı olmak, iyi görünmek çocukluğumdan beri hep sevdiğim bir şey aslında. Sonrasında herkes karşı çıkınca tabii ki bunun bir de o zamanlar ekonomik boyutu var. Olamıyorsunuz tabii ki. O zamanlar şu anki kadar çok yaygın bir şey değil benim istediğimiz dönemler. Olamadım. Sonra bir gün işte Adana'ya yerleştim. Artık 2017 yılındayız. Tabii iki çocuğum var, zaman geçmiş ama ben hala burnumun derdindeyim. Sonra Samsun'a bir gün gittiğimde orada bir Bafra Devlet Hastanesi'nde bir doktor diyeyim ama tanımıyorum. Adını dahi bilmiyorum. Ya dedi
işte burun estetiği falan yapıyormuş. Kimseye sormadım. Ve ücretsiz oluyor ya devlet hastanelerinde. Dürüst olayım onun için de yani. Çünkü herkes karşı burun ameliyatına. Sonra arabam da yok. Minibüse bindim. Gittim. Poliklinikte bekliyorum. Karşıma nasıl bir insan çıkacak? Ama şu an öyle değil. Hemen doktorun Instagram sayfasına bakarız. İşlerine bakarız. Referanslarına bakarız. Öyle hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey. Böyle gittim yani gayri ihtiyari. Gittim dedim ki ben burun ucum çok düşük. Bilmiyorum ki buradan yan. Yani bunu hiç kimse de fark etmiyor. Ben de fark etmiyorum. Ta ki siz fark edene kadar. Tamam dedi yaparız. Ne zaman istiyorsun? Ne hemen isterseniz şimdi yapın. O kadar ki çok istiyorum. Eve döndüm. Peşimden aradılar. Yarın dedi sizi alalım vesaire. Olduk. Ameliyattan çıktım. Burnum kocaman ama burun üstüm kırılmadı. Törpü yapacağız dediler. Sonrasında ameliyattan sonrasında burun ucum şu şekilde yandırıyor. Törpü yapacağız dediler. Törpülendi burası ama ben o küçükken geçirdiğim kazadan da bahsettim. Orada bir yarıklık var. Hani ama tıkalı olduğundan haberim bile yok. Hani o nefes almayla büyüdüğüm için hani bunu doktor da fark etmedi belki de bilmiyorum. Ve 2 gün içinde ben şuradan şuraya kadar simsiyah oldum. Şöyle ve her geçen gün morluk göğsüme kadar indi. Gidiyorum ve nasıl gidiyorum ameliyattan sonra? Dedim ki o zaman arabam yok, minibüse biniyorum. Her tarafıma pamuk tıkıyorum, gidip geliyorum. Hani mücadele veriyorum o burunlu olsun diye. Bu morarma benim 2 ay sürdü. Yani azalması, tamamen gitmesi 2 ay sürdü ama yan bir burun. Ciddi anlamda yan. O kadar kötü ki. Çok mutsuzum. Doktora geri gittim. Dedim bu burun çok yan. Yani inanın sizin gördüğünüzden çok daha yandı. Dedi ki ben şu an buna dokunamam. Üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. Ve ben bir yıl o yan burunla, önceki büyüktü ama en azından yan değildi. Yani öyle bir yıl geçirdim. Sonrasında diğer yıl tekrar bittim ama korktum başka doktorlara da mı sordum. Kimse beni kabul etmedi. Hani ikinci bir ellenmiş bir burunu kabul etmediler. Mecbur yine aynı doktora gittim. Yaparız dedi. Narkoz da böyle almak da istemedim. Olur mu dedim. Olur dediler. Uyuşturdular. Sadece şu burun ucu açıldı, yapıldı. Ama asla ve yine morardım. Asla da o burun düzelmedi. Bu bahsettiğim 2017-2018 yıllarında. O günden bugüne ben artık hep şu şekil konuşmaya başladım. Bu şekil konuşmaya başladıktan sonra artık ben şeyi fark ettim. Yani sağ tarafımı kullanmıyorum ve kaslarımın zayıfladığını hissettim. Düz duramıyorum. Böyle duruyorum. Yani sanki bu duruş benim omzuma bile yansıdığını hissettim artık. Yani o kadar ki şey ki bu durumda. Sonra ben hep korkar oldum aslında. Bir daha ameliyat gerekiyor ama yani bir şeyim kırıldı. Daha da kötü olur korkusu çok oldu içimde. Bunlar işte 2 ay öncesinde de tabii daha öncesinde sizi çok şükür sizinle tanışmama vesile olan bütün insanlara diyorum artık hep duacıyım böyle. Varlığınızdan haberdar olmak çok güzel. Yani iyi ki bu sosyal medyalar var. İyi ki bu hani reklam kaynakları var ki hani sizin gibi değerli hocalarla biz denk düşebiliyoruz. Varlığını bilmek insanların hani ulaşabilir olmak güzel bir duygu. Evet sizinle bir şekilde biz denkleştik. İyi ki de denkleştik. Sizin vermiş olduğunuz inanılmaz bir güven vardı zaten. Bundan bir 6 ay öncesinde farklı bir operasyonla işte ciddi başka bir sıkıntılarım vardı geldim size. Tabii ki benim sıkıntım bambaşka bir şeydi ama siz bana başka bir öneride bulundunuz. Daha güzel olacağını söylediniz. Bir karın şeyiydi, uygulamasıydı. Lipo yaptınız bana. Sonrasında tabii ben bilmiyorum çünkü hiç araştırmamışım. Tamamen size olan güvenimle geldim. Sonrasında şu an çok mutluyum. Evet belki karınla alakalı bambaşka bir beslenmeyle aslında daha doğrusu söyleyeyim. Yani alerjik bir durumla alakalı sıkıntılarım var belki ama şu an o kadar daha iyi bir görünümdeyim ki çok mutluyum. Yani o yüzden de bu burun ameliyatında da hiç düşünmeden aklımda hep siz vardınız. Çünkü hem sizi biliyorum bir de öncesinde bir operasyonda geçirdim. Sonuçlarını biliyorum. İnsanların fark edilmesini biliyorum. Ve yaptığınız operasyonla bana gelen hani bu arada güzellik sektöründeyim evet belki aynı yolda gibi değiliz ama yolculuk aynı yön. Güzellik. Çok danışanım geliyor. Yani liposuction yapan, karın germe yapan, meme protezi yapan yani o kadar sıkıntı yaşayanları görüyorum. Sonrasında kendime bakıyorum. Bir tane bir çukurluk. Yani hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Yani zaten olacağını da düşünmemiştim ama o zaman iyi ki diyorsunuz. Yani iyi ki Fatih Hoca diyorsunuz. İyi ki denk düşmüşüm diyorsunuz. Neyse bundan 2 ay öncesine kadar da artık ben hani bu sefer ekran yüzü olmaya başladım. Sosyal medyamdan videolar çekmeye başladım. Kendi işimle alakalı. Çektiğim videolar evet izleniyor. Daha ilk çektiğim video daha acemiceydi. Şu an işte 1 milyon, 1,5 milyona yaklaştı izlenmesi. Ama ne kadar izlenirse bir o kadar eleştiri alıyorum. Yani kendi burnuna bak. Yani insanlar
aşağı da çekmeye başlıyor. Hani çünkü güzellik sektöründeyim. İnsanlar ister istemez her yerimi inceliyorlar. Hani bu durumdan ben zaten muzdaripim ama hani bir de böyle bir şeyler olunca demek ki diyorum bu görüntü bir tek beni rahatsız etmiyor. Karşıdaki insanı da çok rahatsız eden bir durum. Çünkü güzellik işiyle uğraşan bir insan karşısında güzel birini, bakımlı, düzgün görünen bir insanı istiyor. Böyle şeylerle de karşılaşınca ciddi bir saldırılara uğradım. Elbette tabii ki benim fikrim, benim düşüncem daha önemli ama aslında biraz da etkilenmedi değilim. Süreci hızlandırdım. O korkularımı biraz da aştım. Burada tabii sizi tanıyor, varlığınızı bilmek de bana ayrı bir güven verdi. Ama benden önce ameliyat olması gereken bir kızım var. 17 yaşındaydı. Yani şu an işte 18'ine gidiyor. Ona aslında size söyledim ama biraz uçak korkusu var. Sanki daha çok gelip gitmek gibi sıkıntılar olduğu için böyle bir titredi. Hemen korktu uçağa binme şeyiyle. Çünkü Adana'da yaşıyoruz. Sonra Adana'da öyle yakın arkadaşım dedim. Bir kulak burun boğaz doktorumuza götürdüm. Allah var, kendisi de benim için çok değerli bir insandır. Tabii ki asıl alanı kulak burun boğaz olduğu için hani sonradan burun estetiğini olduğu için muhakkak ki sizinle mukayese edilemez. Tecrübedir işte belki donanım alanında. Kızım ona ameliyat oldu. Sorunsuz bir ameliyat geçti. Sıkıntılı değil ama kızımın 2 aydır geçmeyen morlukları var. Onun dışında kızımın burnun üstünü oymak istedi. Evet oydu ama burun ucu ciddi anlamda kalın kaldı. Ve kızım bundan biraz mutsuz. Yani ikinci bir ameliyatı da düşünmüyor değil aslında. Bekleyeceğiz sonrasında ama ben kızımı, hatta onu da söyleyeyim, kızımı kontrole gidip gelirken, çünkü dediğim gibi yakın arkadaşım da olduğu için ben de burnumu tekrar ameliyata düşündüğümü söyledim bu arkadaşıma. O da baktı burnuma. Resimler çekti ama o burnumun dibinden yan olduğunu fark etmedi. Ve bana dedi ki çok zor bir burun, cildin yırtılabilir, işte kıkırda kalmak gerekiyor. Ankara'da bir doktora gider misin? Yok dedim, ben gidersem zaten İstanbul'a giderim dedim. Yani Fatih Hoca'ya giderim. Bildiğim, hani güvendiğim bir insana. Cemile dedi acaba hiç ellemesen mi burnunu? Hiç yapmasan mı? Yani ekran yüzüm var. Ben de takip ediyorum videolarını, hani görüyorum. Yapman da gerekiyor ama acaba yapmasan mı? Sonra hani İşimle alakalı benim çalıştığım doktorlar var. Yani estetikler şey değil ama hani medikal estetik anlamında. Onlar da sürekli bana hep yapma. Yapma Cemile. Bak burun çok riskli. Burun çok riskli. Yani üçüncü kez elletiyorsun. Daha dönüşü olmayan sıkıntılara girersin. Ondan sonra kıkırda kalınacak. Hatta siz şöyle bir şey dediniz. Senden almayacağız. Biz işlenmiş işte daha dışarıdan kullanacağız dediniz. Bu da ayrı bir konfor aslında. Buna bile eleştirdiler. O hiç uyum sağlamaz. Şöyle korkuları. Hatta ameliyattan sonra birkaç kişi bu durumu bekliyor bana. Onlar da duymuş. Revizyon bekleyen arkadaşlarım var. Kıkırdaktan hani alma korkuları var. Bundan da haberleri var böyle bir şeyden ama korkuyorlar. Çünkü bana yapılan onlara da yapılıyor. Bazı doktorlar korkutuyor. Tabii ben kararlı olduğum için aslında bu kararlı olmamın en büyük sebebi sizsiniz. Size olan güvenim. Vallahi dedim ben olacağım. Her iki doktora da söyledim. Hiç düşünmeden geldim sizinle. Yine bir gün bir sabah düştüm yollara geldim. Ve siz nasıl oldu da fark etmedik? Nasıl bunca insan bu kadar zaman fark etmedi? Siz bir tek bakmada fark ettiniz. Dediniz ki Cemre senin şurası yan. Ben burnum hiç kırılmadı. Hep burun ucuyla uğraştık. Ama siz dediniz ki şurası yan. Sonra ben aynaya baktım. Burnum sağa doğru. Ben ortaya çekiyorum. Olması gereken yere çekiyorum. Bu sefer buradan böyle bir yan. Yani buradan bu sağa yanken sola yan oluyor. Orta duvarı çektiğim zaman sola yan oluyor. Aa dedim, aa gerçekten burun hakikaten dibinden yan. Yani şuradan yan olduğu için ne yapsın, ucuyla istediğimiz kadar oynayalım. Sonuç her zaman yan olacaktı yani. Tabii bunu fark ettikten sonra artık hiç duramadım. Daha da böyle nasıl fark edemedim diye. Ve siz bana hani tıkalı olduğunu da söylediniz. Çocukluktan beri aynı şekilde nefes aldığım için. Demek ki nefes alma böyle bir şey diye biliyordum herhalde. Onu da fark etmedim. Çok kısa süre içerisinde de hemen geri döndüm size. Yani süreci hani hızlandırmak istedim. Dediğim gibi hatta siz de biliyorsunuz işte hiç sorgulamadım bile. Ben dedim ki size Fatih Hocam ne kadar sonuç alabilirim? Siz dediniz ki işte %100 belki olmaz çünkü çok zor bir burun. %80, %90 ben tabii havalara uçtum. Çünkü %30'luk sonuç bile benim için olağanüstüyken bana şu an sorsanız aldığım sonuç %1500. Yani Fatih Hocam iyi bir hekim diye aklımdayken şimdi diyorum ki herhalde olağanüstü güçleri var. Yani öyle bir sonuç aldım. Tabii şu an ne kadarı karşıya geçiyor bilmiyorum ama eski burnumu kimse bilmediği için hani bu görüntüde alın
sonucun kimse farkında olmayabilir. İnanılmaz bir sonuç aldım. Şu an ödemli olmasına rağmen ben çok mutluyum. Hakikaten çok mutluyum. Ayrı bir konforu da hemen söyleyeyim. Daha öncekilerinde kemik kırılmadığı halde ben 2 ay mosmor oldum ve boğazıma inene kadar mordu. Hep doktora sorduğumda bana verdiği cevap bu. Morar Okan dedi, kalp geri toplar. O yüzden buraya kadar morarıyorsun. İlginç bir şekilde. Böyle korku, benim korkum buydu sadece. Morarır mıyım diye. Ve ben hiç morarmadım. Fatih Hocam şöyle küçük direncikler koymuş içine. Gece boyu böyle oluk oluk gitti. Hiç solunum sıkıntısı çekmedim. Hemen ertesi gün uçağa bindim. Hatta o kadar mesaj aldım ki, sen ne biçim ameliyat oldun? Yani güle oynaya geliyorsun Adana'ya. Sadece diğer gün evde de istirahat ettiğim için, belki ona bağlı bilmiyorum, biraz bir şişme oldu. İnanın o bile hiçbir şey değil. Bir pembeleşti. Morarmadı. Diğer gün o pembelikler sarıya döndü. Bu kadar. Elbette ki Adana çok sıcak. Gelen sıvıları temizleyemediğim için şişiyor. Dikişlerim hani sıkıntı yaratabiliyor. Solunum sıkıntısı. Ama temizliyorum. Geçiyor. İnanın hiç şey sıkıntılı bir durum değil. İnanılmaz bir konfor. Bu kadar güzel bir aldığım sonuç kadar tedavi iyileşme süreci de benim için inanılmaz bir konfordu. Belki benim için en büyük sıkıntı Adana'nın sıcağı olmuştur. O beni daha çok rahatsız etmiştir. O kadar ki konforluyum. Ve iyi ki diyorum. İyi ki Fatih daha delen diyorum. Tabii ki Allah vermesin başka dertler, ama olursa da gideceğim tek adres belli. Şu anki aldığım mesajlardan bahsedeyim. Hatta o gün bir paylaşım yapmıştım sizinle. Ciddi anlamda mesaj aldım. Tabii sayfanız çok tıklanmış. Çünkü biliyorlar, şöyle biliyorlar. Ben işimde de çok hassasım. İnsanları hiçbir zaman hayatım boyunca kandırmadım. Asla kandırmadım. Bilmeden bir hatam olsa mutlaka telafi ederim. Özrümü dilerim. Öyle bir insanım. O yüzden hep detaycıyım, araştırırım. Hep dedikleri, eğer Cemile der birini tercih ediyorsa biz de oraya gitmeliyiz. O günden beri, yani bir hafta oldu. Yani bir haftadır böyle bir konfor içindeyim. Ve bir haftadır her gün en az 2-3 kişi ya arıyor ya mesaj yazıyor. Ve hepsinin sıkıntıları aynı. 2 kişi Samsun'da 3-5 kere aynı kişiye ameliyat olmuş. Tanınmış bir doktora Samsun'da. Bayağı artık Türkiye'de isim yapmış bir doktora. Ve burun burunluktan çıkmış. Çok özür dileyerek söylüyorum. Şimdi revizyon için beni arıyorlar. Cemile bir yol konuşalım. Fatih Hoca'yı biz de konuşalım. Tanışsak. Ve ikisi de İstanbul'da. Daha çok kısa süre önce bir yakın arkadaşım, kocası mide ameliyatı geçirmişti ama ciddi bir sarkmalar oldu tabii doğal olarak. Çok yani 50-60 kilo belki vermişti. Toparlamak istiyor ama herkese güvenemiyordu. Keza eşi burun ameliyatı olmuştu ama sıkıntılı bir burun değil, ama hani hiç kalkmadı. Çok yani doğuştan öyle doğal bir burun ama biraz daha dokuru tuşlu bir burun istiyor. Artı daha öncesinde bir karın germe yapmıştı. 3 doğum yaptı peş peşe. İkizleri ve bir küçük oğlu oldu peşinden. Ciddi anlamda bir deformasyon olunca tabii bu bir 10 sene öncesi olmuş bu arkadaş. O psikolojiyi düzeltmek için bir doktor olmuş. Karın germe yapılmış, liposuction yapılmış ve bacağında ve karnında uyuklar var, sıkıntılar var. Ve artık dedi ki Cemile, dedi, ben şansa bırakmak istemiyorum. Ne kocama ne kendime, verdiğim paradan ziyade çektiğimiz eziyetin karşılığında bir de dedi mutlu olamıyorsun. Cemile dedi biz gelelim. Yani eşi çiftçi. Yani büyük arazilerle Adana şey bölgesi biliyorsunuz. Hani büyük arazilerle uğraşanın başında iş yükü çok fazla. Sezonun geçmesini bekliyor. Muhtemelen sizinle bir görüşme içine girecekler. Yani hem sizinle, sizin hastanız olmak beni hem onur ediyor. Bunun yanı sıra insanların bana güvenip beni tercih ettiğim bir doktora da aynı güven duyması beni ayrı bir onur ediyor. Hatta dün make-up stüdyosu var. O da Türkiye'de tanınmış bir make-up şeyi, artistinin. Altlı üstü komşuyuz biz Adana'da. Orada bir iki çalışan, hepsi tabii yapılıyor. Doğal olarak burun yapıyorlar ama hep sıkıntı çıkmış. Burun baktığınızda güzel ama içeriden çökmüş, solunum sıkıntısı çekiyorlar. Bana dün dedi ki Cemile, dedi, yani hiçbir doktor kabul etmiyor ki bizi, dedi. Yani üçüncü kez bir ameliyatı kabul et, yani uğraşmak istemiyorlar bizimle, dedi. Kıkırdak konulacağını, ben de kaburgadan alınmasını, dedi, korkuyorum, dedi. Ben de işte sizden bu şeyden bahsettim. Adını da bilmiyorum ama hazır olan kıkırdaklardan. Ya, dedi, ondan haberim var ama, dedi, yani o kadar çok doktor uyarıyor ki o uyum sağlamıyor. Yerde daha büyük sıkıntılar çıkacak. Cemile, dedi, ben seni bekleyeyim. Bakalım bir süreç nasıl olacak. Olmasa biz de yapalım. Yani bu gerçekten benim için güzel bir şey. Tercihlerim hem doğru bir insana, insanları doğru insana yönlendirmek beni çok mutlu ediyor. İnsanların bana güvenmesi çok mutlu ediyor. Bilmiyorum, her şey şu an çok güzel. Ama yine de benim yakın arkadaşım, çocuğumun, eşimin, eşim de aslında çok ihtiyacı var birçok şeyi, heves ediyor ama
Onun birazcık arasızlık korkuları var. İyileşme süreci öyle hiç hayatına ameliyat olmamış. En büyük operasyonu belki diş çekmek olmuş. Çok korkuları var. O yüzden gelemiyor ama bir gün ikna olursa kesinlikle sizsiniz yani Fatih Hocam. Başka kimse olamaz yani. Hatta sizin böyle klonlanmanız lazım. Sizden çok olması lazım. Bu ülkenin çok ihtiyacı var. Çünkü sektör genişledikçe, çoğaldıkça asla bir doktoru eleştirmek tabii ki haddim değil. Ama her şey işin eline bırakmakta fayda var. Bu sektör artık farklı bir gelir kaynağına döndüğü için işi bilen de bilmeyen de herkes her işe el atıyor. Hatalı işlemler çok çıkıyor. Mutlu olan kadar mutsuz insan çok fazla. İnsanların doğallığını bozmadan iş çıkarabilmek çok bambaşka bir şey. Herkes böyle aynı bir yüze sahip oluyor. Yani standart çalışıyorlar ama siz öyle değilsiniz. Siz bakıyorsunuz size hangisi ne uygunsa işte neyse onu yapıyorsunuz. Hatta bir 6 ay öncesindeki operasyonumda ben hep size bıraktım zaten. Ben sıkıntımı söylemiştim. Siz benden bir yağ aldınız. Tabii ki öyle bir talebim olmadı ama siz hatta dediniz ki normalde aldığımı popoya yaparım ama sizin hiç ihtiyacın yok. Zaten boyun da kısa. Doğru söylüyorsunuz. Yani bu kadar boyla kocaman bir popo hiç hoş olmaz. Ama bunu demeyebilirdiniz ya da tam tersi yapalım edelim de diyebilirdiniz. Yapsaydınız eminim şu an çok kötü olacaktı. Yani bu şekilde doğru tespit, doğru yönlendirmeler çok önemli. O yüzden işi ehline bırakmak gerekiyor ve sonuna kadar da güvenmek gerekiyor. Güvendiğiniz bir doktor olduktan sonra çok da sorgulamaya, bana ne yakışır, nasıl oldu demeye gerek yok yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.